Hızlı Gezginler'den hepinize merhabalar. Ben Mecit. Ben de Orkun. Umarız hepiniz iyisinizdir. Valla bu videoyu çekmemizin asıl amacı sizlerden gelen yoğun sorulardan oluşuyor. Low cost yani düşük maliyetli hava yolları hakkında Ryanair, Wizz Air, EasyJet'i kapsıyor. Tamamen bagaj politikalarıyla alakalı. Bunlara cevap bulacağız şimdi. Evet, daha önce bu hava yollarıyla seyahat eden takipçilerimize Instagram'dan ulaştık. Ve onlara bir takım sorular yönelttik. En çok merak edilen soruları. Şu anda onları inceleyeceğiz. Bu sorulara cevap bulmak adına yaklaşık 100 kişiye soru sorduk. 100 kişiden net cevap aldık. Çok sağ olsunlar, bizlere yardımcı oldular bu konuda. Verileri biz de çok merak ettik. Hani dedik ki ya biz tamam biz kendimiz size şahsi olarak cevap verebiliyoruz ama yüzde ne kadar acaba kontrol ediliyor veya bunların ölçüleri nedir çantaların gibi gibi sorular yönelttik. Çok güzel veri topladık. Aynen. Gerçekten. Yani bunlara net bir cevap vereceğiz bugün. Bunları zaten hani başka bir yerde bulamazlar değil mi bu veri? Biz araştırıp göremedik yani. İmkanı yok yani. Hani gerçekten güzel bir emek sonucunda güzel bir veriler topladık ve asıl önemli kısım, güzel kısım hatta, biz aldığımız cevaplar doğrultusunda kontrol edilmeyen yani insanlar daha önce seyahat edip sorun yaşamayan insanların çantaların ölçülerini ve litrelerini sorduk. Bunları güzelce derledik. Sizler için de güzel bir koleksiyon oluşturduk. Bu koleksiyonu da videonun açıklama kısmında ve Instagram sayfamızın öne çıkanlar kısmında bulunan linkler bölümünden erişebileceksiniz istediğiniz zaman. Şimdi daha fazla uzatmadan... Olay insanlar verileri merak ediyor. Evet, veriler. Verileri net bir şekilde açıklayalım şimdi. Aynen. Şimdi bizim sorduğumuz 4 soru vardı insanlara. Bunların ilk sorusu ekstra bagaj aldınız mı? Neydi abi bunun oranı? Şimdi ekstra bagaj aldınız mı sorusuna 100 kişiden 7 kişi ekstra bagaj hakkı satın almış. Şimdi ekstra bagaj hakkı ne oluyor? Tam olarak anlat. 10 euroya bilet buluyorsunuz ama ekstra bagaj hakkı için havayolu sizden 20 euro, 25 euro. Aynen. Yani biletten daha fazla miktarlar sana talep ediyor. Buna nazaran bu soruyu yönelttik. Ekstra bagaj hakkı aldınız mı? Genelde çünkü hani bu havayolu uçan insanlar ekstra bagaj hakkına para vermiyor. Yani biz de daha önce hiç ekstra bagaj hakkı satın almadık. İnsanların da %93'ü satın almamış. İkinci sorumuz. Diğeri de kabin bagajı belirtilen ölçülere uygun mu? Aynen, yani belirtilen ölçüler dediğimiz şu. Buraya da koyarız. Ryanair'ın, EasyJet'in, Wizz Air'ın belirlediği ölçüler var. Hemen aynı ölçüde. Aynen. Çok ufak Pegasus, oynuyor. Pegasus, Corendon Airlines hiç fark etmez. Bunların belirlediği kabin boy bagaj ölçüleri var. Bu ölçülere çantanız uygun muydu diye soru yönelttik. Evet, ne diyor? Diyor ki %57'si ölçülerden daha fazlaymış. Daha yani büyüktü. 100 kişinin 57'si abi kabin bagajı ölçülerinden daha fazla. Yani kabin bagajından kastım yanına aldığı direkt olarak bir sırt çantası. Bundan daha büyük ölçüdeymiş. Aynen. Yarısından çoğu daha büyük çantalarla gitmiş. Ve bunda sıkıntı çıkmış mı, kontrol edilmiş mi? Evet. Üçüncü sorumuz. Şimdi bu üçüncü soru aslında kilit nokta burası aslında. Aynen. Hani kabin bagajınız belirtilen ölçülere uygun muydu sorusunun evet veya hayır kısmını da ortak içine alıyor bu. Gittiğiniz seyahatinizde kontrol edildi mi? Asıl önemli kısım, can alıcı nokta bu. Aynen zaten. Öyle. Kontrol oldu mu? Bizi ilgilendiren kısım biraz da bu. 100 kişinin 82'si kontrol edilmediğini söylüyor. Yani hiçbir şekilde bakılmamış çantalarına. Şimdi şöyle 8 kilogram da bu arada. Normal tanınan hak koşu. Aynen içinde. Tanınan hak 8 kilogram. İşte kilogramı, ölçüsü kontrol edildi mi? %82'si hayır diyor. Detaylarına inecek olursak çok mesajları. Çok büyük bir oran bu. Hepsi ya. Zaten aklımızda. Hani insanların çoğu şunu diyor. Hiçbir şekilde kontrol olmadı. Biz rahat bir şekilde uçağa binebildik. Onun haricinde biz genelde çantaların ölçülerini de sorduk. Ölçülerin litrelerini. Şimdi herkesinki farklı olduğu için bunları sizinle teker teker paylaşmak yani zor olacak. Yani şöyle söyleyeyim. 50 litre diyen var. 60 litre diyen var. Yani normal ölçüden 15 santim daha büyük bir çantayla giden var. Yani 30 genel litre olarak var. Bizim asıl kanımız var. Şu şekilde. Kamp çantasıyla, yani çok aşırı dikkat çekici bir çantayla gitmiyor iseniz, bagajınız çok da böyle göz alıcı değilse, aynen, ama normal ölçülerden 8-10 santim fazlaysa enden veya boydan sıkıntı olmuyor diye düşünüyoruz. Aynen, kesinlikle. Ya bizim zaten kendi kanımız, kişisel kanımız kamp çantalarıyla gidildiğinde sıkıntı yaratıyor şeklindeydi. Yine de insanlara sormak istedik. İnsanlar da bize katılıyor bu konuda. Biz kendi çantalarımızı bu arada burada getirdik. Aynen. Al Orkun. Bu arada biz de sayısızca uçuş gerçekleştirdik Ryanair'den. Belki 30'u aşkındır. Bu zaten bildiğiniz gibi son seyahatimde benim kullandığım çanta. Bunu 4-5 sene önce almıştım. Bayağı büyük gördüğünüz gibi. Yani hiçbir şekilde ölçülere uymuyor bu. Ya bu da normalde ölçülere uygun olan çanta. Aynen. Yani ölçüleri de biraz aşıyor yani bu aslında. Çok az aşıyor. Aynen. Ölçülere uygun olan çanta da bu şekilde. Aradaki farka bakalım ve sıkıntı çıkmadığını gösterelim. Aynen. Yani gördüğünüz gibi neredeyse iki katı. Hani aynen. Harbiden işte şu şekilde de bir göster. Evet. Bunun bir de alttan da bir sinyali var. Onu da gösterelim. Şurayı açıyorsunuz, tamam mı? Bu çanta şöyle zaten bir bayağı bir alıyor. Kısım buraya kadar kirlileri, daha gidiyor. Kirlileri buraya koyuyordum ben. Neyse, bu çantayla da daha önce Sofya, Barcelona, Ibiza yapmıştık. Bu da bayağı bir şey oluyor. Bu da 3-4 aynen günlük gider yani. Ya. Bunların muadillerini koleksiyon ekledik bu arada. Hatta bu şöyle bir 17.33 bilgisayar çantası bu da var. Çok kişi dolan aynen laptop çantası. Bunların... Bunda da bir sıkıntı olmaz. Yani bu şekilde ölçülere uygun olmasına gerek yok. Yani 8-10 santim, 5 evet santim büyük çantalarla
Elimizdeki veriler sıkıntı olmadığını evet. gösteriyor. Bizim de hiçbir uçuşumuzda bir sıkıntı yaşamadık. Aynen öyle. Buradan bir duyuru da yapalım. Yakında internet sitemizi aktif edeceğiz. Bu aynen. verilerimiz de orada paylaşacak olduğumuz içeriklerimizden bir tanesi olacak. Verileri sizinle paylaşacağız. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Ve güzel blog yazılarımız da olacak orada. Seyahatimiz aynen. hakkında deneyimler, ucuz uçak bileti tavsiyeleri. Hepsi web sitemizde bulunacak. Güzel şeyler yolda geliyor. Aynen öyle. Bir sonraki videomuz da bu arada. Bu çantaları tamam aldık ama içine nasıl yerleştireceğiz? En güzel şekilde nasıl kullanabiliriz? Verimli olarak. Şimdi siz seyahat edeceksiniz ama yerden tasarruf etmek istiyorsunuz. Bunu aynen. nasıl gerçekleştireceğiz? Sorusu aklınıza geliyor. Yakında bunun da videosunu çekeceğiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Bizi takipte kalın. Hoşça kalın.